Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, devam edelim. Şimdi veri modeli literatüründe kompozit anahtar denen bir kavram var. Şu ana kadar gördüğümüz anahtar tipleri eğer master tabloda olursa primary key demiştik. Fake tablosunda olursa aynı anahtar sütunu foreign key adını veriyorduk. Bir de kompozit anahtar dediğimiz bir anahtar türü var. Bu anahtarın hangi tür durumlarda yaratılması gerektiğine ilişkin bir örnek veri setine bakalım. Birçok ERP sisteminde aynı ERP uygulaması altında birden fazla şirketin hareketleri takip ediliyor genelde. Hesap hareketleri, finansallar fatura keserken her iki şirket üzerinden de transaction kaydı oluşturuyorsunuz bazen. Bu bakacağımız örnek bir hesap hareketleri tablosu. Her iki şirkette de hesaplar var. Şirket kodu farklı. Hesap kodu aynı, hesap isimleri de farklı. 700 100 100 numaralı hesabı 01 şirketinde personel giderleri diye tanımlamışsınız. Aynı hesabı, numara olarak aynı hesabı 02 03'te farklı isimlerle tanımlamışsınız. Hesap hareketleri de sağdaki gibi. Farklı tarihler, farklı tutarlar, şirket kodu var, hesap kodu var. Şimdi hesap kodu 100 100 100 Şirket kodundan ayrışıyor. Eğer böyle bir yapıda hesap isimleri bütün şirketlerde aynı olsaydı işimiz kolaydı. Bir tane master tabloda 700-100 hesabı gösterirdik. Hesap ismi neyse onu belirtirdik. Burayla bağlardık tek sütun üzerinden problemi çözmüş olurduk. Ama şimdi burada öyle bir durum yok. Hesap isimleri farklı, aynı değil. Böyle bir durumda kullanabileceğimiz anahtar tipi kompozit anahtar dediğimiz birden fazla sütunu birleştirerek oluşturduğumuz bir anahtar tipi. Eğer böyle bir tablo yapımız varsa bu tablo yapısını şu şekilde modellemek mümkün. Şirket kodu, hesap kodu üzerinden yeni bir anahtar elde edeceğiz. Hesap hareketleri tablosu için, fake tablosu için şöyle bir şey yapmamız lazım. Bu tablodaki şirket kodunu hesap koduyla birleştireceğiz birleştirdikten sonra bu sütunlara ihtiyacımız yok artık. Çünkü burası fake tablosu. Aynı hareketi master tabloda da yapacağız. Şirket koduyla hesap kodunu birleştirerek bir primary key yaratacağız. Ama şirket kodunun ve hesap kodunun burada kalması lazım. Çünkü burası master tablo. Görselleri oluştururken hesap kodu üzerinden, şirket kodu üzerinden görselleri filtrelemek isteyebiliriz. Peki yukarıdaki bu iki tablonun yapısını biz aşağıdaki formata Power Query'de nasıl sokacağız? Onu görelim birlikte. Okey, tabloları, örnekleri bir Excel dosyasından okudum. Power Query tarafında hesaplar tablomuz bu, hareketler tablomuz bu. Şimdi hareketler tablosundayken şirket kodu, hesap kodu ikisini birden seçiyorum. Sağ tık Merge Columns diyebilirim veya buradaki transform tabının altından merge columns diyebilirim. Yeni bir sütün oluşturacak. Mevcut sütunları uçurarak şirket kodu ve hesap kodu sütunlarını uçurarak yeni bir transformasyon yaratacak. Yeni bir sütun yaratacak. Biz hangi tablodayız? Fact tablosundayız. Burada anahtar sütuna form key deniliyordu biliyorsunuz. Foreign key, primary key kavramını bundan sonra sadece anahtar sütun diyerek kısaltacağım. Çok tekrarlamaya gerek yok. İki sütun değerleri arasına bir çizgi koyarak yeni bir sütun oluşturdum. Hesap kodu, şirket kodu. Aynısını hesaplar tablosunda yapacağım. Hesap kodu, şirket kodu. Bu sefer transform'un altındaki merge kolumsu değil, Add kolumun altındaki Merge kolumsu kullanacağım. Hangi tablodayız? Master tablodayız. Buradaki anahtar sütun ismini alıyor. Araya çizgi. Okey. Şirket kodu hesap kodu görsellerde filtreleyeceğimiz filtreleme ihtiyacımızın olabileceği sütunlar olduğu için burada kalmasında fayda var. Ama hareket tablosunda o sütunların kalmasına gerek yok. Bir tek anahtar elde ediyor olmak yeterli olacaktır. Bu örneği Power Query'deki bir wizard birlikte yapalım. Column from examples diye şahane bir özellik var Power Query'de. Şimdi biraz önce yapacağım transformasyonların ne olduğunu daha öncesinde kullandıysam gidip menüden buluyorum yerini. Ama diyelim ki hiçbir şey bilmiyorum. Henüz çok yeniyim. Aynı hareketi, aynı sütunu şu şekilde de oluşturabilirdim. Hesap kodu, şirket kodu seçtim. Column from examples. From selection. Seçtiğim sütunlar üzerinden Power Query'e örnek veriyorum. Diyorum ki bu sütunu, bu iki sütun üzerinden 700, 100, 100, tire 0 1 diye bir örnek giriyorum. Enter'a bastım. Girdiğim örneğe göre bunu mu istiyorsun diyor bana. Evet aynen bunu istiyorum. OK tuşuna bastığımda girdiğimiz örneklere göre algılayıp ne yapmak istediğimizi yeni bir sütun oluşturuyor. Column from examples. Bunu siliyorum. Örnek olması açısından yaptım. Close apply Power BI tarafına, Power BI Desktop tarafına geri geçelim. İlişkiler panosuna geliyorum. Hareketler tablosundaki foreign key ile hesaplar tablosundaki primary key birebir eşleşiyor. Hesap hareketlerinden tutarı düşürüp buradaki tutarları hesap adına göre veya şirket koduna göre filtreleyebiliriz. Kompozit anahtarı oluşturmanın birden fazla yöntemi var. Şu an bu derste benim gösterdiğim örnek bunu Power Query tarafında Power Query'nin transformasyonlarını kullanarak nasıl yapabileceğimize ilişkin bir örnekti. İsterseniz bu birleştirme işini veri kaynağı tarafında Excel'den okuyorsanız, Excel'de SQL'den okuyorsanız SQL tarafında da yapabilirsiniz. DAX tarafına geldiğimizde hesaplanmış sütun diye bir kavram var. DAX tarafında yani veri modeli tarafında tabloya bir hesaplanmış sütun olarak da ekleyebilirdik bu tür sütun eklemelerin nerede yaparsak daha iyi olduğuna ilişkin tam %100 öyle kesin bir liste yok. Ama genel kural eğer bu tür işlemleri veri kaynağında yapabiliyorsanız, orijinal veri kaynağında yapabiliyorsanız orası daha ideal bir yer. Orada yapamıyorsanız SQL kodunda erişiminiz yoktur vesaire SQL sorgusu yazmakta zorlanıyorsunuz. bir sürü sebep olabilir. Eğer veri kaynağında bunu yapamıyorsanız o zaman Power Query tercih edin ikinci sırada. En son sırada hesaplam üstünü yapmayı tercih edin.